Evet arkadaşlar, güzel lavanta çalışmamıza devam edelim. Ne yapmıştık? Şunu oymuştuk. Bunları yaptık. Boyadım ben. Güzelce kontürlerin hepsini boyadım. Şimdi yapıştırmaları yapalım. Bakın şunu dış büke veriyorsunuz arkadaşlar şu. Tamam mı? Her tarafını yapıyorsunuz komple. Ben yaptım önceden. Bir yapıştırmaya başlayalım hadi. Lavanta çok güzel arkadaşlar. Kokusu da çok güzel. Bakın şöyle yapıyorum. Elimde tam. Güzelce böyle etrafına biraz şöyle sıkın. Çünkü çukurlaştırıyoruz ya zaten. Çukurlaştırdığımız için onun içinde kalıyor. Çok da sıkmayın. Evet şu. Şimdi yerini bir bulalım. Yeri bakın şu işaretinden şuradan bulabilirim. Hemen şöyle koydum. Bastırın. Güzelce. Hemen bakın böyle yapıp bırakmayın. Yapıştı mı, yapışmadı mı? Bastırınca silikon artıyor mu, eksiliyor mu? Çıkıyor mu? Sağından solundan şöyle güzelce bir kontrol edin. Hemen yapıp bırakmayın. Bastırdım güzelce. Evet. Şöyle de tersinden bakalım. Silikon bakın. Taşan silikonları şöyle. Elimizle temizliği verelim. Tabii bu buralara batacak biraz ama yapacak bir şey yok. Evet, onu yaptıktan sonra arkadaşlar kurusun bu kenara dursun. Ondan sonra şunu yapalım. Hani bir tane küçük çıkartmıştık. Şu arka tekerlek bir tane şuradan bütün alayım da. Şundan iki tane çıkartın demiştim. Onu ben şöyle bir tane çıkarttım biliyorsunuz. Onu ben yapıştırdım arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane de simitini çıkarttım. Yapıştırdım. Ortasını da yapıştırdım. Ben şunun ortasını da göstereyim size. Bunu bir tane daha böyle çıkarttım arkadaşlar. Bunun ortasını ya da halkasını falan yapmadım. Bu nasıl olsa şu arka taraftaki böyle şey duracak ya. Şöyle şu kısmı duracak. O yüzden çok gerek yok detaya. Şunun ortasını. Evet, şimdi bunu yaptık, yapıştırdık ya arkadaşlar. Bakın. Şu parça şurası şöyle geliyor. Buraya şu saksıyı tutuyor. Şimdi bunu şu kısmını keseceğim şimdi, tamam mı? Bunu niye başta kesmedik? Çünkü hani şu sepete tutsun diye. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu kısmını şöyle buradan keseceğim. Onu çünkü şey altta görünmesi lazım. Buradan da azıcık şöyle. Evet, o kestiğimiz yerleri bir boyayalım. Beyazlıklarını. Boyamaları ihmal etmeyin arkadaşlar. Hızlı hızlı yaparken boyamalarınızı ihmal etmeyin. Şimdi o parçayı ayrıyetten çıkartacağız. Şu kısmı. Şu kısmı bakın şurayı. Bunu da şöyle geleceğiz. Şuradan gelin. Buradan sıfır. Devam edin. Devam et. Şuradan payla. Buradan şöyle. Nerede kestim ben onu? Evet şu. Şu parça. Bunu hocam neden bir daha yapıyoruz? Çünkü şundan ondan yapıyoruz arkadaşlar bakın. Bunun şunun üstünde şuraya boyamamışım bakın hemen buradan hemen sırıtıyor o beyazlık. Bakın o parça şunun üstünde bakın şu parçanın da altından geçiyor ve şu kafesin de arkasından geçiyor. O yüzden onu yapacağım. Altından birinin altından birinin üstünden geçireceğim. Şuradan da üstten böyle. Şu. Şöyle yapıştıracağım. Şöyle yapacağım. Bunu da şöyle altından geçireceğim. Şuradan. Şu. Bunu sonra yapalım. Ama önce şurayı yapıştıralım. Kuruya dursun. Tamam mı? Şu kısmını şuraya sonra yapıştırırız. Çünkü buraya daha bir saksı gelecek. Hemen bir silikon sürelim. Azıcık bir silikon sürelim şuradan. Orası kuruya dursun. Hemen ne yapıyorum yine? Resmi alıyorum. Koyuyorum şöyle üzerine.
Bakın şuralarını şöyle, şuraları şöyle. Denk mi değil mi? Neresinden yapıştıracağımı bulabilmem için. Şöyle kaldırayım bunu ben. Buna yine böyle dış bükey yapın arkadaşlar. Bakın şuna da. Şu parçaya da dış bükey yapmayı unutmayın şöyle. Yapıyoruz zaten biliyorsunuz nasıl yaptığımızı. Güzel dursun. Bu da şunun altından şöyle geçecek. Şu. Evet. Oldu. Gördünüz mü? Bunun, şunun altından geçti. Şurası bir kurusun. Buralara da bakın ben şuraya form vermeyi unutmuşum şu ana gövdeye. Oraya sonra şöyle hatta şu resmiyle beraber kaydırmadan şöyle komple alayım. Şimdi çiçeklere geçeceğiz. Çiçeklere geçmeden önce arkadaşlar montaja geçelim. Bakın yine maket kartonunuzu alıyorsunuz. 3 santim, 3 milim, 3 milim. Ben yine paspartu kullanacağım. Fark etmez. Şimdi bir tane resminizin üzerine arkadaşlar şimdi doku yapacağız. Bakın. Şurada bakın. Şunlar var. Görüyorsunuz değil mi? Böyle çatlamış gibi böyle. Şuraları bakın. Sadece yapacağım şey bu. Buralara dokular yapacağım. Bakın şu. Görüyor musunuz? Arkasına şey kullanmayacağım. Duvar kağıdı kullanmıştım önceki yaptığımda. Hani bu şu arkadaki görüntü olmasın diye ama bu sefer kendininkini kullanacağım. Zaten çok kötü bir görüntü değil. Arkada da güzel lavanta görüntüleri olunca bu sefer böyle yapayım dedim. Yo, hani duvar kağıdımın olmadığından değil. Var aslında duvar kağıdım ama kendi resmi yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Dokuları görüyor musunuz? Bakın. Kılcal kurt gibi böyle. Bakın şuraları. Her tarafını yapıyorsunuz. Tamam mı? Yaptıktan sonra çeviriyorum arkasını. Ya da çevirmeyeyim. Önce şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın şurayı şöyle bir sıfırlayacağım. Şu kenarlarını sıfırlamayın. Bakın şuraları. Ama şurada şu iki kenarı. Bakın şurayı şöyle sıfırlayacağız. O kaç santimmiş bir ölçelim. Ölçmüştüm ama unuttum bakayım. Ha, 5 santim. Bakın 5 santim buradan. Yine 5 santim buradan. Şöyle kenarını, burası da dahil, kenarını, şu beyaz kısımları var ya, onları alıyorum. Şuraları bakın. Beyazlık yok burada, gördünüz mü? Buraları ellemeyin ama sakın. Buraları paspartu getirsin çerçeveci. Daha güzel durur. 5 santim kestikten sonra hemen arkasını çeviriyorum. Alt kısmının, bu 5 santim olan kısmının arkasına hemen yine bir maket kartonu yapıştırıyorum. 3 milim. Yazmışım zaten bakın arkadaşlar. Genişliği maket kartonunun 4,5 santim. Uzunluğu da 22 santimmiş. Tamam mı? Şöyle. Bakayım. Heh, 22 santim. Tamam mı? Yine olduğu gibi böyle şu kenarlardan azıcık şöyle yarım santim boşluk kalacak şekilde güzelce yapıştırıyorsunuz. Ben yapıştırdım çünkü önceden. Bu. Bakın şu. Yapıştırdım sadece buraya. Şöyle çeviriyorum. Yani şu kısmın altına yapıştırmış olduk. Çünkü biz burayı şöyle kaldıracağız. Tamam mı? Hemen yine resminizin bakın 3 santim 3 santim bu küçük olduğu için 4 santim yapmayalım kenarındaki boşlukları tamam mı 3 santim yapalım küçük o şeylerde resimlerde 4 santim yapmamıza gerek yok kenar boşluklarını çünkü küçük bir resim olacağı için çerçevesinde muhtemelen küçük olacaktır o yüzden ne yapıyorduk resmin etrafından şu burası burası burasından itibaren ne yapıyorduk 3'er santim 3'er santim bakın şöyle bir maket kartonumuzu hazırlıyorduk. Tamam mı? Hazırlayın. Şöyle bunu ortalayacağım bakın ben. Şöyle çizdim. Ne kadarmış? Bakın şu. 3 santim 3 santim. Hazırladım. Bunu ortaladım. Şöyle güzelce çizdim. Şu bu çizgiler o yüzden şöyle ortaladığımın hani yapıştıracağım da şu zemini yerini kaybetmeyeyim diye. Bakın şu zeminin olduğu yere şöyle güzelce şurası hariç şu yükseklik hariç böyle komple yapıştıracağım. Şöyle çevireyim arkasını tamam mı? Bakın şurayı yapıştıracağım yani. Şurayı değil. Buraya da iki tane ceviz koyacağım. Yani badem büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde şey koyacağım. Yükseklik koyacağım. Bu kısmı kaldıracağız havaya. Önce şurayı bir halledelim hadi. Yani önce bakın benim yaptığım gibi bir çizin. Tamam mı? Şu. Düşmesin. Şöyle bir çizin. Nereye silikon süreceğinizi karıştırmamak için. Bakın şuraya da işaretledim. Şuraya kadar silikon süreceğim demek ki ben. Güzelce şöyle.
Kart gibi bir şeyiniz varsa onunla yapın arkadaşlar. Şöyle sert. Bakın şuraya kadar şöyle. Şu kısmı kaldıracağımız kısma sürmüyorum. Şuralara sürmüyorum yani. Şu kısmı süreceğim. Güzelce şöyle yayalım. Tersin varsın çok önemli değil. Zaten oralara çek, gelecek. Pasportu getirir çerçeveci. Evet, güzelce şöyle homojen biçimde. Bakın şöyle pütürlükler var. O pütürlükleri alın. Silikon şeraptı. Evet. Şimdi şuraya sürmedim bakın. Hemen bunu yapıştıracağım. Bunu da şuraya koyayım. Biraz şurada dursun. Şöyle yerini işaretlemiştim zaten. Evet. Şu kısmı şöyle bir bakın buraya sürmedim. Burayı havada. Şimdi onun yüksekliğini de ayarlayacağız. Şöyle güzelce. Şu camı açayım biraz. Şimdi İzmir'de de şu an yağmur var arkadaşlar. Yağmur çisil 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 yağıyor. İnşallah da böyle yağar. Geçen seferki gibi ceviz büyüklüğünde dolu yağmaz. Şöyle kenarında şöyle bakın şu silikonu şöyle şey yapın. Güzelce homojen biçimde dağıtın. Böyle şurada kenarlıklarda pütür pütür silikonlar kalmasın. Nasıl olsa orada şey olmayacak diye düşünmeyin. Çerçeveci buraya güzelce paspartu yapıyor. Eğer burada bir tümsek silikon kalırsa o paspartu da yamuk oluyor arkadaşlar. Tabi her çerçeveci paspartu da yapmıyor. O ayrı bir şey de. Şimdi şurayı yapıştırmamıştık biliyorsunuz. Bakın buraya yazmışım. Yükseklik 1.25. Yani 1.5 santim değil de arkadaşlar. 1.5 santimin biraz daha bir tık şeyi. Yarısı. Yani şu şöyle düşünün. Bakın şurası 1.5 santim. Şurası. Yani şurada falan olacak yani yükseklik yani. Tam böyle bir burası 1.5. Şurada falan olacak yani. Hemen oraya da bakın şöyle yapıyorum. Şuraya bir tane öbek. Badem. Ceviz olmadı artık bu. Badem büyüklüğünde şöyle öbek. Yapacağım şöyle. Şunu bir koyalım. Şöyle bir bastırayım. Şöyle kaldıralım. Neymiş yükseklik 1.25. Şöyle bastırın ki biraz hafif. Sonra kaldıralım. Tamam pekişsin. Bir ölçeyim bir 1.25 mi? Evet. Tam 1.25'miş. Evet. Şu. Evet. Bunu kurumaya koyacağız arkadaşlar. Bu dursun kenarda. Kurusun. Şimdi geçelim lavantalarımıza. Bisikletimizde yapılacak şeyler var gerçi. Şimdi o kuruyor dursun. Bisikletimiz daha henüz bitmedi. En son saksıları çıkarmıştık biliyorsunuz. Saksılara da sonra geleceğiz. Hatta şu Paris yasını çıkartıyorduk ki tam orada videomuz sona erdi. Bakın Paris yasını da güzelce şöyle yapın. Şuraya doku. Buraya şu siyah olan yere şöyle yuvarlak doku yapın. Bunu da 0 0 0 0 yapın. Çıkartın şöyle olduğu gibi. Hemen buna form veriyorum. Bakın 90 derece kenarlarını kıvırıyorum şöyle. Kıvırdım. Bunu da kıvırdım. Bunu da kıvırdım. Bakın şöyle çukur oldu. Bunu kesmiştik zaten. Hemen yapıştıralım. Saksıyı kesmiştik. Şunu da bir alayım da şuradan bundan. Elime geldi benim. Heh. Temiz bir tane alayım. Silikonumuzu. Bakın çukur oldu. Şöyle silikonumu koydum. Çok sürmenize de gerek yok. Şunu biraz şöyle şey verin, form verin, dış bükey. Güzelce. Şu. Bakın. Bu. Şimdi bunun arka tarafı vardı. Şu arka tarafını yaptık. Bakın. Arka tarafını nasıl yapmıştık? Şu kısmını, şurayı. Buradan böyle sıfır. Şöyle buradan payla demiştim. Şu. Bakın. Şurası. Şu kenarını özellikle böyle yarım kestim ki. Şuna da iç bükey yapıyorum. Buna dış bükey yaptım. Şöyle. Bunu şöyle yapıştıracağız şöyle arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Şu. Hadi yapıştıralım madem o da elimize gelmişken. Şu silikonu şöyle sıkalım. Şöyle sıkalım. Bakın şuraya ortaya biraz fazla sıktım. Bunun için bir lavanta girecek çünkü. Şöyle bir bastırıyorum önce. Heh. Evet bakın.
Boyut oluştu. Gördünüz mü? Şu yanlara bakın, hiç şey yok. Sıfıra sıfır şöyle tutturdum. Şöyle. Niye buraya kestiğimi anladınız değil mi? Şurada tekrar görüntüsü olmasın diye, o yüzden şöyle biraz içeriden kestim. Şöyle yandan baktınız mı? Evet. Bu da dursun kenarda, kurusun. Şimdi şu camı kapatayım, yoksa donacağım, hasta olacağım. Hava serin çünkü biraz. Gelelim lavantalarımıza. Evet arkadaşlar, lavantaya hiçbir şey olmuyor. Yıllar evveli bundan 4 yıl önce falan babam Denizli'den getirmişti lavanta böyle şeyleri. Şöyle bakın, ben onu şöyle küçük bir torbam var, böyle güzel bir torbaya şöyle koydum. Böyle ağzını da bağladım. Bakın içi lavanta dolu bakın. İçinde bir tane daha torba var. Onun içinde lavanta var. Bu kaç yıl oldu? 4 yıl oldu. Bunu ben mesela yatarken yastığımın kenarına koyuyorum. Ya yatağımda duruyor yani sürekli. Sağında solunda mis gibi lavanta kokuyor arkadaşlar. Ve çok da mikrop öldürücüymüş lavanta. Tavsiye ederim diyorum. Hemen lavantalarımıza geçelim. Bu bilgiyi de verdikten sonra kısaca. Şimdi öncelikle şunlara arkadaşlar, şunlara doku kazandıracağız, tamam mı? Bakın doku şöyle kalemle çizelim. Şimdi bu büyük lavanta yapacak olanlara da tiyolar vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu lavantamız şöyle, şu da başak kısmı, tamam mı? Şu. Bunlar küçük. Ama bunların bir de eğer hani büyük boylarını yaparsanız dokusunu şöyle yapalım arkadaşlar, bakın bu. Tamam mı? Yani şöyle arkadaşlar. Şu. Doku bu. Şöyle de yapabilirsiniz. Şu başağı diyelim. Şöyle yuvarlak yuvarlak da verebilirsiniz. Şu. Böyle bir doku da verebilirsiniz. Ama ben genelde hep böyle veriyorum. Yani şöyle. Şu. Bunu veriyorum. Tamam mı? Bunda da aynısını yapacağız. Yine aynı şekilde hemen doku kalemimi alacağım. Bakın. Şu. Şu sap kısmını böyle yapacağım. Şimdi bunun her tarafını arkadaşlar güzelce, bak şu kısımları da şeye göre yapmayacağım. Hani ay burada lavanta var, şurada da var, şurada var, yapmayacağım. Bunu komple böyle hani gelişi güzel buraya dolduracağım, şu kısımların olduğu yere. Ama ha, şuraları da güzelce şöyle yapacağım tabii, bakın. Şöyle dolduracağım. Buraları da böyle hızlı 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 hızlı, ama böyle boşluk kalmayacak şekilde. Tamam mı? Bakın şöyle yaptım ben. Bakın dokularını görüyor musunuz? Şu. Heh, şurada da göstereyim. Nerede o? Şöyle evet bakın şu dokuyu gördünüz mü? Böyle yaptım. Şimdi bunları çıkardım ben tabii ki. Bir ana zemin çıkardım öncelikle. Şu nerenmiş mesela? Bu buranınmış arkadaşlar. Şu ana zemini. Şu. Şimdi bunu nasıl çıkardık? Bakın. Buradan nasıl görüyorsak, şuradan paylı geldim. Buradan 0 0 böyle. Nasıl görüyorsan, bazıları kopsun. Önemli değil. Zaten doğaçlama çalışacağız. Gel 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 böyle. Şuradan böyle. Şuradan şöyle paylı aldım. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Nasıl almışım? Şu. Gördünüz mü? Şimdi şu kısmın olduğu yeri ben boyadım. Şimdi tam boyadım. Aklıma geldi, size göstereyim. Sonra gerisini boyayayım diye. Şuralarını boyayalım ki. Yani o şeyin kovanın kenarına o bir siyahlık görünmesin. Bakın şu. Yine şu eflatun ya da mor. İkisinin ortası bir renk arkadaşlar. Buna boyadım. Her tarafına. Sapları, şu yeşilleri dahil hepsini. Tamam mı? Ama siz mesela diyelim ki 35-50 yapıyorsunuz ya da 50'ye 70 yapıyorsunuz. Yaparsanız eğer arkadaşlar, biraz zahmetli olur ama şu sap kısımlarını, şu yeşil kısımların olduğu yeri yeşile boyayıp ya da kahverengiye boyayabilirsiniz. Bu kısımları yine şu, bu renge boyayın, tamam mı? Ben bunda komple bu renk kullanacağım. Çünkü patlamasını istiyorum bu lavanta renginin. Mor ya da eflatun çok güzel bir renk böyle. İnsana böyle şey veriyor, huzur veren bir renk. Bu, tamam mı? Dokuyu kazandırdık mı? Kazandırdık. Bunu çıkardık mesela. Şimdi gelelim diğerine. Bu ne? Bu neresiymiş? Bu da burasının. Şuranın arkadaşlar bakın. Şu. Bu da buranın. Aynı şekilde bakın. Şu kısmını göstereyim. Şuradan gelin. Ay şunu da mı alsak bunu demeyin. Şuradan geliverin şöyle. Bu. Şuradan devam edin böyle güzelce. Nasıl görüyorsanız çıkartın. Şu. Yine boyadım. Hatta şunu, bunu belki zorlanırsınız diye özellikle çıkarmadım, beraber çıkartalım diye şimdi. Bakın bunda aynı şekilde. Yalnız burada şu şey var bakın. Şu kıvrımı var bisikletin, gördünüz mü? Şu kıvrımı. İsterseniz onunla birlikte yapalım. Hani bisikletimizi montaj yaparken hani o bir şey olsun. Bir terazi dengesi gibi bir şey olsun. Bir bakarız. Önce bir şununla beraber çıkartalım. Yine bunu da aynı şekilde şuradan şöyle paylı geleceğim. Buradan böyle çıkartacağım.
Hadi bakalım. Şöyle geleyim. Bakın bazısını yiyorum. Bazıları kopabilir. Heh, bakın ne yapıyorum. Gördünüz mü? Dalga dalga yapıyorum. Yaparken. Yani şu. Keserken. Şimdi diyelim ki şu lavantanın şeyi. Şu başak kısmı şurası. Bakın şöyle şöyle yapıyorum. Dalga dalga yapıyorum. Tamam mı? Bu. Şöyle yapmıyorum bakın. Hop hop. Bu kolay arkadaşlar. Lavanta da böyle olmadığı için çok biraz abes durur. Alakasız durur. O yüzden o kısmını lütfen onlara dikkat edin. Hemen devam edelim. Bakın şurada yeşili var. Onu da alayım. Dokusunu görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel oldu. Lavantanın kokusu da çok güzel. Bazen çayın içine de koyuyorum. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi o her zaman benim yatağımın başucunda durur o lavanta kesesi. Hiç kaç yıl oldu bakın. Yani hiçbir şey olmadı. Çok da güzel kokuyor. Bakın şöyle. Ay şu da koptu, bu da koptu diye şey yapmayın. Telaş yapmayın, panik yapmayın. Şöyle. Zaten bunları tek tek çıkaracağız. bazen de öğrencilerim diyor ki şimdi bir şey getiriyorlar. Aa, hocam bu kadar mı? Aa, çok kolaymış hocam diyorlar. Daha bitmedi diyorum. Yapma hocam ya. Yapma diyorlar. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Madem güzel bir şey yapacağız. Farklı bir şey yapacağız. Ona katlanacağız. Tamam mı? Hep söylediğim gibi sıradan işler yapmak istiyorsanız piyasada bir sürü aynı birbirine benzeyen şeyler var. Farklı yapalım diyorsanız biraz o zahmete katlanın. Şimdi bakın bu lavantanın bir kısmı şuradaki saksının arkasına girmiş. Orayı hiç önemli değil. Böyle payla mı yapacağız? Hayır, yapmayalım arkadaşlar. Çünkü zaten bu lavantaları doğaçlama yapacağımız için o kısımları görünmeyecek. Yani görünecek de biz ekleme ilave yapacağımız için bakın şuradan kesiyorum, şöyle yapıyorum. Şu. Şunu kopartabiliriz de arkadaşlar, hiç önemli değil, sonra da yapabiliriz ama ben bir hani yaparken bir bakayım kolaylık sağlayacak mı? Hani akıl oyunu yapıyorum ya ben. Kolaylık sağlayacaksa onu şey yapmayacağım, kopartmayacağım. Ama bu zorlanacaksam montaj yaparken kopartırım. Tekrar onu ayrıyetten şuradan paylı olarak çıkartırım. Daha hem o bakın o nereden geliyor biliyor musunuz? Bakın şu bisikletin şu kısmı o. Burası. Oradan da getirebiliriz. Bir bakarız duruma göre, tamam mı? Şuradan geleceğim. Yine şuradan. Bu. Evet bu. Gördünüz mü? Şu. Şimdi bunu boyuyorsunuz. Ben şimdi bunu boyamakla uğraşmayacağım. Şimdi arkadaşlar. Doğaçlama lavanta çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız? Onu göstereceğim. Şurayı bir temizleyeyim. Yapıştırmayı da göstereceğim. Bakayım dakikamız. Evet az kalmış. Şimdi. Şöyle herhangi birisi. Bakın bu da çıktı. Hepsi de çıktı. Üçü de çıktı. Tamam mı? Ay hocam bunun çiçeklerini bundan mı alsak? Bununkini bundan mı? Hiç önemli değil arkadaşlar. Doğaçlama yapacağız. Bu mesela bu bunun ya. Bunun çiçekleri buna yapıştırabiliriz. Bunun çiçeklerini buna yapıştırabiliriz. Hiç önemli değil yani. Ben şimdi zaten göstereceğim. Hemen şuradan. Ay keşke önceden hazırlasaymışım. Bir doku kazandırsaymışım birine de. Kazandırmamışım. Neyse artık yapalım. Şuradan. Bakın şurayı kesmişim mesela. Güzelce. Kusunu kazandıralım. Bu hem de siz de görmüş olun. Bir yandan da iyi olur yani sizin de görmeniz. Bakın buraları çok şey yapmıyorum. Dikkat etmiyorum buraları. Çünkü zaten orta göbek kısımları. Şuraları hocam bakın şuralarda lavanta var. Hadi buralara böyle dikkat edebilirsiniz ama bu kısımlara çok hani çok şey yapmıyorum yani. Zaten o da ayrı ayrı çok öyle şey görünmüyor. Detayı çok görünmüyor. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Hangi lavantayı çıkaracaksanız
Ona doku kazandırabilirsiniz ama onunla vakit kaybetmeyin. Ben o yüzden hepsine böyle doku kazandırıyorum. Çünkü nerede neyi çıkartacağım belli olmuyor. Hepsini böyle güzelce geniş geniş. Boşluklara da yapın çünkü sap kısımları olacak. O sap kısımlarında dokulu olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, hemen çıkartalım. Hadi bakalım şuradan. Ben çıkarttım tabii de. Şuradan onu göstereyim size. Çıkarttıklarımı. Nerede? Şöyle göstereyim size. Tabii bu sadece kesmekle olmayacak. Şimdi o detayını da göstereceğim. Bu da detaylı kısımları şunlar. Evet. Şimdi bakın nasıl çıkartacağım. Herhangi birini baz alacağım. İkili, üçlü. Bakın şurada ben çıkartmışım. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu. Bakın. Görüyor musunuz? Belli bir standardı yok arkadaşlar. Bakın. Şu üçlü. Bakın şöyle. İkili de çıkartabilirsiniz. Bakın şu ikili. Efendime söyleyeyim. Şöyle tekli de çıkartabiliriz. Önce onları göstereyim. Sonra kesimini göstereceğim. Bakın. Doğaçlama yapacağım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Şu. Evet. Bunları da şöyle koyayım da. Hem bakın. Hem de şimdi nasıl kestiğimi görün. Şimdi buradan mesela ben kafama göre seçeceğim şimdi. Mesela neyi alabilirim? Şunu alabilirim mesela. Bunu alabilirim ikisini. Ya da bunu alabilirim. Mesela bununla şunu da alabilirim. O yüzden şöyle bakın. Belli bir standardı yok. Tamam mı? Ona siz karar vereceksiniz. Hangisinden hangisini alacağım? Genelde ayrık ayrık almaya çalışın. Hani pek bitişik almamaya çalışın. Daha güzel oluyor. Şimdi bunu yaptım. Başak kısmını yaptım. Şimdi sap kısmını bakın. Şu. Şu. Bakın sap kısmını böyle çıktım. Gördünüz mü? Şimdi örneğin hangisini alayım? Şunu, şunu alayım. Şunu alayım. Şu üçünü alayım. Bakın şuradan geliyorum. Sap kısmını düz çıkıyorum. Buraya başak yine dalgalı. Başak kısmı. Hocam şurada bir çizgi yok, bir şey yok. Nasıl yapıyorsun? Onu siz yapacaksınız arkadaşlar. O ayarlamayı siz. Şimdi şöyle gelivereceğim. Bakın geldim. Buradan yine başak kısmını böyle dalgalı yapıyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın şöyle ince yapıyorum, tamam mı? Orada hocam hiçbir şey belli değil diyorum ya, hayal gücü. Sudoku bulmacaya gerek yok arkadaşlar. İşte size dünyanın en güzel hobisi diye iddialı bir laf da edeyim. Gerçekten öyle. Evet, bakın. Şu kısmı şöyle yapalım. Şu. Gördünüz mü? Hemen bakalım, bir daha yapalım. Mesela şu. Şuradan ne kurtarabilirim? Buradan mesela şu ikisini kurtarabilirim. Hatta şu üçünü bile kurtarabilirim hatta. Onu sonra yapayım. O kısmını şöyle bakın, geldim. Buraları dikkatli izleyin. Hiç zor değil arkadaşlar. Bakın buraya düz yapıyorum sap kısmını ve ince yapıyorum. Hatta şu siyahını bile alabilirim. Hatta o siyahını alalım, daha iyi. Yani daha koyu renkli olanını. Bakın burası kalın. Sakın böyle yapmayın. Böyle kalın lavanta sapı olmaz. Şu. Bakın gördünüz mü? Şu. Hemen şurada çok küçük kaldı, kısa kaldı. Oradan şey yapmayayım. Mesela şuradan şu ikisini mesela alayım, bakın şöyle. Şurada şey var. Bir tane lavanta başa var. İşte onların hepsini arkadaşlar böyle doğaçlama yapacağız. Bakın böyle geldim. Tekrar geri çıktım. Evet, bakın. Şu. Şöyle de aldım, bakın. Devam edelim. Mesela hangisini alayım? Şu ikisini alayım mesela. Buradan geleceğim. Şu beyaz, onu boyarım, önemli değil. Bakın yine başağını böyle dalgalı dalgalı yapıyorum. Çok zevkli arkadaşlar. Lütfen eğer eşinize emekliyse oturun beraber çalışın. Yani bulmacadan
Daha çok beyniniz çalışır. İnanın bana, gerçekten öyle. Unutursunuz birçok şeyi. Evet, şöyle uzatıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Evet, şuradan ne kurtarabilirim? Şu ikisini kurtarabilirim. Şöyle yapayım bakın. Hatta şu, o kesik oraya almayayım. Sap kısımları bakın şöyle genelde biraz uzun, tamam mı? Buraya biraz vakit fazla harcamak istiyorum lavanta yapımına. Çünkü önemli arkadaşlar. Püf noktası burası. Tamam, bisiklet de önemli ama lavantanın yapımı daha önemli. Şu. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi şuradan biraz daha yapayım. Çalışalım. Herhangi birisi de olabilir arkadaşlar. Hiç önemli değil.